Birincilik ödülünü kazandı Umut. Umut Türkiye'de gösterilmedi. Danıştay tarafından, sansür tarafından yasaklandı ve biz mesela o zaman üniversiteye onu getirip 1971'de galiba 70-71 gizlice seyretmiştik büyük bir amfide. Bir hafta gösterdiler. Bir hafta gösterdiler, sonra hemen yasak geldi. Hemen sinemada seyrettim. Evet, ama o çok kısa sürdü. Hemen bir hafta. Evet, akılları başlarına geldi ve dediler bu filmi yasaklayalım. Ne oldu? Olmadı, teknik bir problem var. Hı-hı. Canlı yayın oldu. Kişisel özellikleri, yapısıyla ilgili. Evet. Yılmaz abi gerçekten olağanüstü zeki, zekası ne diyeyim yani, herhalde binde bire, milyonda bire falan gelecek cinsten, abartmadan söylüyorum bunu. Belliği çok kuvvetli, ondan sonra müthiş bir halk sevgisi, halka müthiş bir inanç ve Türkiye'deki düzene kökünden karşıt. Bu düzenin mutlaka yıkılması, değiştirilmesi, ezilenlerden yana bir toplum kurulması için her şeyin değişmesini, kökten değişmesini isteyen bir devrimciydi. Esas değişikliğin de bakın bu Umut mesela en şey filmi, içeri hapse düşmeden önceki en iyi filmi diyelim. Ama hapse düştükten sonra Yılmaz abi kendisinde büyük bir devrim yaratıyor. Eskiden mesela diyelim işte kadınlara karşı belki arada sırada ufak tefek yanlışlıkları olmuşsa da onları temizliyor hayatından, silaha bakışını değiştiriyor. Ondan sonra düzene karşı mücadelenin nasıl yürütülmesi gerektiğini içeride çok fazla okuyarak. Bütün bildiğimiz Marksist klasikleri elden geçiriyor, onları dikkatli bir şekilde okuyor. Ama aynı zamanda sinema çalışmasında, edebiyat çalışmasında ihmal etmiyor vesaire, kendisini bütün yönleriyle geliştiriyor. Ve çıktıktan sonra bildiğimiz gibi Arkadaş filmini çekiyor. Ondan sonra o bildiğimiz olay meydana geliyor, istenmeyen olay. İçeriye tıklıyorlar tekrar. İçeride çalışmasını asla bırakmıyor. Tam tersine böyle alabildiğine geliştiriyor. Bildiğimiz gibi Sürüyü, Yolu içeriden, tamamıyla içeriden yöneterek. Düşman filmi de var. Bunları hep içeriden yöneterek gerçekleştiriyor. Mesela o Yolu nasıl şey yaptığını bize anlatmıştı. Önce işte başka bir yönetmen var. Onun çektiği şeyler bu. Diyor ki her çektiğiniz hafta sonları bana getireceksiniz. Cezaevinde bir teşkilat kurmuş. Orada büyük ekran da var. Seyrediyor ve istemediği sahnelerin hepsini şey yapıp sahnelerin nasıl çekilmesi gerektiğini kare kare diyor. Hepsini anlatıyordu. Kare kare. Kim ne yapacak, nerede duracak, nasıl şey olacak. Bu şekilde filmi gerçekleştiriyor ve her hafta çekilen şeyler kendisine getiriliyor. Sinemada tam bir otorite kurmuş. Hiç kimse şey yapamıyor yani, karışamıyor, edemiyor. Gardiyanlar hep emri altında neredeyse. Şimdi bu Yılmaz abi sanatta olan bütün özelliklerini aslında politikaya da yansıttı. Tamamıyla özgün, Türkiye'nin koşullarına uygun, hiçbir şekilde kalıpçı olmayan, dünya koşullarını da iyi irdeleyen, Türkiye'ye özgü bir devrim geliştirme fikri vardı. Bunun için de nasıl örgütlenilecek? Alışılmış kalıpların bütünüyle dışına çıkmak istiyordu. Alışılmış kalıplar işte Türkiye'de o sırada giderek habire bölünen, önce onlarla sonra 20, 40, 50, 60 diye durmadan bölünen, bugün artık yüzlerce, binlerce örgütçük var. Bu gelişimin mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini, Marksist temeller üzerinde çok sağlam, ideolojik bir yapısı olan ama buna karşılık kitlelerle muazzam bağları olan sıkı bir devrimciler örgütü yaratmak ve bununla Türkiye'deki faşist diktatörlüğü devirmek, faşist diktatörlüğü devirdikten sonra da hiç bu orada durmaksızın sosyalizme geçmeyi planlıyordu. Ve bunu da böyle sinemada yaptığı gibi gerçekten siyasette de yaratıcı, özgün, Türkiye'yi çok iyi inceleyerek ve muazzam bir kitle desteğiyle yapmayı düşünüyordu. Sağlığı el vermedi tabii ki. Ama mesela o biz
birlikte çalışırken Fransa'dan başlayarak günlük bir gazeteyi bütün şeye, Avrupa'ya yaymayı, günlük bir gazete yayınlamayı ve bunu daha sonra da Türkiye'ye de yansıtmayı planlıyordu. Eğer el verseydi sağlığı, mücadelenin gelişmesine bağlı olarak Türkiye'de güçlü bir hareket yaratıldığı koşullarda bana demişti, bu aslında o sanattaki yaratıcılığı kişiliğiyle tamamıyla uyumlu ve oradan kaynaklanıyor herhalde. Dedi Bekir, o zaman ben Paris'te Bekir olarak çağrılıyorum. Bekir dedi, öyle bir şey yapacağız ki, mesela dedi, hareket belli bir şeye geldiğinde, kitle hareketleri geliştiğinde, ben birdenbire İstiklal Caddesi'nin bir yerinde ortaya çıkacağım. Ondan sonra bunu belli bir çevreyle duyuracağız. Ve ben sıkı güvenlik altında bir şey yapacağım, diktatörlüğe karşı konuşma. Sonra yine aynı güvenlik çemberi içinde ben beni asla ele geçiremeyecekleri şekilde yok olacağım. Bunun yaratacağı şeyi düşünün, dedi mesela. Gerçekten böyle bir şeyi biz şimdi tahayyül edelim. Adam vatan haini, anarşist, katil bilmem ne diye her gün gazetelerde. Bir gün bir bakıyorsunuz, bu adam İstiklal Caddesi'nin ortasında çıkmış, kitlelerine tutuk atmış ve yok olmuş. Bunun yaratacağı etki, kitlesel potansiyel bizler için düşünülebilecek bir şey değil. Ama Yılmaz Güney olunca gerçekten hem bunu planlayabilir ve hem de %100 gerçekleştirirdi. Şimdi duvar çekimlerini anlattın. Duvar filmi çekimlerinden sonra bir politik çalışma içerisine girdiniz Yılmaz Güney ile beraber. Bu dönemle ilgili örneğin Mayıs dergisi çıkarmaya başladınız ve Yılmaz Güney yeni bir örgütsel oluşumun hazırlıklarını falan da yapıyordu. Bu döneme dair neler söylemek istersin? Neler yaptınız birlikte politik olarak? Yılmaz Güney Türkiye'deki politik gelişmeleri o film çekimi sırasında örneğin. Film çekimi sırasında arkadaşlar Yılmaz abi günde ortalama 3 veya 4 saat uyuyordu diyelim. Ama gerçekten uyuyor muydu? O da soru işareti. Yatakta geçen süresi sadece o kadardır. Ama o kadar zihni ve bedeni meşgul olan birinin yatağa yatar yatmaz da uyuyup 4 saat sonra da dimdik ayakta olabileceğini ben kestiremiyorum. O sırada onun beyni çalışmaya devam ettiği için Yılmaz abi çok çok az uyuyordu. Ama sabah biz görmüyorduk. Gören arkadaşlar diyordu, Yılmaz abi saat 5'te çıktı. İşte filmin, şimdi o manastırı biz şeye çevirmişiz ya, Türk cezaevine, avlular var, şunlar var, bunlar var falan. Elinde bir takım notlar, saat 5'te dolaşıp notlarına devam ediyormuş falan. Ondan sonra film çekim sırasında dünyanın çeşitli yerlerinden gazeteciler, televizyon kanalları falan geliyor. O sırada tam şey olmuştu, bu anayasa değişikliği oynaması falan yapılacak Türkiye'de. Bunun üzerine görüşlerini sordular Yılmaz abiye, yabancı basın. Generaller bu anayasayı silahlarının gücüyle Türk halkına yutturmaya kalkıyorlar. Biz de silahların gücüyle bu anayasayı paramparça edeceğiz. Böylesine kararlı, inançlı ve bir dakikasını boşa geçirmeyen. Ya ben şaşkınlıktan dona kaldım yani. Ben her türlü faaliyetimi tabii ki izleyebilirim. En yakında olan bendim o sırada. Tabii eşi Fatoş'un dışında. Sonradan Yılmaz abi öldükten sonra çeşitli şeyleri işte bir araya getirmeye falan çalıştık. Şaşırıp kalıyordum. Yok o toplantıya gitmiş, orada şu konuşmayı yapmış, yok oraya şu demeci vermiş. Hiç boş durmayan bütün enerjisiyle Türkiye'deki faşist diktatörlüğü ve yıkmak için elinden gelen bütün şeyi ortaya koyuyor. İnanılmaz bir biçimde ama. Nasıl bir enerji? Film çekimi sırasında zannedersiniz şeyde, sette ben ona benzetiyorum. Bir kaplan dolaşıyor. Tüm bir enerjisiyle. Yırtıcı bir şey gibi. İnanılmazdı canım yani. Eğer ben şundan kesin eminim arkadaşlar. Yılmaz Güney yaşasaydı normal bir vatandaş gibi. Örneğin benim gibi. Ben şimdi 77 yaşıma geldim. O da eğer bu yaşları görseydi Türkiye'deki politik ortamın bundan çok farklı olacağına ben kesin olarak eminim. Onun kitleler üzerindeki etkisi, yaratıcı kişiliği,
Bütün bunlar birleştiği zaman Türkiye'deki siyasal yaşam bambaşka bir şey olacak. Türkiye'deki örgütlerin durumu da bambaşka olacak. Biz o sırada Mayıs'ı sorduk. Biz o sırada küçük bir çevreydik arkadaşlar. Yılmaz Güney'in çevresine benim sonradan anladığım kadarıyla değişik dönemlerde bir takım insanlar küçük çıkarlarla takılmışlar. Yılmaz Güney'in işte nesi var, parası var. Yılmaz Güney'in önü var. İşte onun yanında şey tutarsa, bir yer tutarsa iyi olur falan gibisine takılmışlar. Ve zaten zamanla bunların hiçbiri ortalıkta kalmadı. Eğer Yılmaz Güney devrimci örgütler tarafından böyle çıkartıcı bir takım insanlar tarafından değil de devrimci örgütler tarafından değeri bilinebilseydi. Ona mesela bazı devrimci örgütlerin yaklaştığını ben biliyorum. Paris'te de başımıza geldi. Geldiler bazıları. Ya işte bizim şu kadar para ihtiyacımız var. Acaba Yılmaz abi verebilir mi? Bana söylediler. Ben ilettim. Yılmaz abi verdi. Borç verdik. Borç geri döndü. Birkaç defa böyle şeyler de oldu. Fakat Yılmaz abim Paris'te bizimle olduğu sırada bir süre sonra ekonomik durum çok bozuldu. Dışarıya bunu hiç yansıtmıyordu. Bir tane Güneyfin diye bir şey vardı. Adres, bir daire. Oranın kirası ödenememeye başlanmıştı. Kendi evinin kirasını muhtemelen ödeyemiyordu ya da öyle çok zorluklarla bankadan açık yaparak kredi alarak falan ödeyebiliyordu. Ben bunları telefon konuşmalarından anlıyordum. Bütün o koşullarda bile ders solcu birisi Yılmaz abiden 10 bin Fransız frangı talep etti. Daha sonra onu Fransa'da öldürdüler bu şeyi. İsmi neydi? Paşa Güven. Onu arkadaşları daha sonra Paris'te öldürdüler. Yılmaz abiye ben bunu ilettim. Tamam Bekir, vereceğiz dedi. Ben, abi galiba ekonomik durum biraz sakat, nasıl yapacaksın dedi. Ya Bekir dedi, ben Yılmaz Güney'im. Şimdi desem ki, arkadaşlar bizim ekonomik durumumuz doğru şey değil, uygun değil, veremeyeceğiz. Zaten bu büyük bir para da değil. Buna dedi, kimse inanmaz. Sadece şunu derler ve bunu yayarlar. Yılmaz Güney'den 3 kuruş istedik, bize vermedi derler. Bunu sadece beni küçük düşürmek için kullanırlar. O yüzden vereceğiz, inşallah bir de arkadaşlar geri verirler. O gün bana o parayı çekti, bir yerlerden buldu verdi, ben götürdüm verdim. Ama o arkadaş da tam söz verdi, 2 hafta sonra şu gün şurada dedi, getirdi verdi. Yılmaz abi, bence devrimci örgütler tarafından kavranılamadı, anlaşılamadı. Geri yapabilecekleri kapasitesi devrimci örgütler için neler getirebileceği hiç anlık şey yapılmadı, değerlendirilmedi yani. Yaklaşanlar da politik çıkarlar için ya da maddi, böyle küçük çıkarlar için. Mesela bir grup eğer Yılmaz Güney onları destekliyormuş diye anılırsa bu bize yarar, işimize gelir. Biz bunu yapmaya çalışalım ya da Yılmaz Güney bize 3 tane silah göndersin. Şu kadar para göndersin. Ama Yılmaz Güney zaten bunları gördüğü için de öfkeye kapıyordu ve diyordu ki ya ben sanki böyle sıradan bir insanım. Kendisini tabii ki sıradan bir insan olarak görmüyordu. Kendisindeki kapasiteyi şey yapıyordu, ben dedim, bir sürü şey yapabilecek bir adam. Şunların yaklaşımına bak. Bu konuda hiçbir zaman biz zaten öz eleştiri falan da ciddi bir öz eleştiri yapılmadı arkadaşlar. Evet. Oysa mesela Lenin kendi çağındaki entelektüellerle, sanatçılarla, yazarlarla ilişkisine bakalım. Hepsiyle böyle yani görüşleri tamamıyla ters düşse de Maxim Gorki ile Lenin görüşleri çok uzaktı. Maxim Gorki yarı menşelik, çizgide falan giden birisiydi ama onunla ilişkisini en üst düzeyde tutabilmek için elinden geleni yapıyordu. Evet. Soruları... Soru değil de tam yeri sırası diye ben daha açarım. Türkiye'de büyükler, öncü yapılan yılmazı anlayamadı. Doğru. Yılmaz'ın çevresindeki o çevre dediğimiz politik dönemde verilen grup anlama ve oluşturup açma konusunda nasıl? Arkadaşlar bakın, açık şey yapıyorum. Biz Paris'te Mayıs diye, Mayısçılar diye anılıyorduk. Küçücük bir gruptuk. Esas olarak da Paris'te birkaç tane Berlin'de sağda solda böyle ufacık bir grup gelişemiyorduk da. Çünkü yurt dışında o sırada çeşitli gruplar var,
o grupların da adamları yurt dışına çıktığında hemen onları şey yapıyorlar. Çevrelerinde bir şekilde tutuyorlar. Bir işe yerleştiriyorlar. İşe yerleştirdikten sonra oradan belli bir şey alıyorlar. Maddi destek. Ama bağlarını koruyorlar. O sırada bunu beceriyorlardı. Şimdi herhalde sanıyorum başka şeyler gibi bu da epeyce bir zayıflamıştır. Fakat Yılmaz abi şunu yapmaya başlamıştı. Eğer yaşasaydı, zaten oradaki, ben 82'de tanıştım, 84'te öldü Yılmaz abi. Bizim 2 sene bir birlikteliğimiz var. Eğer Yılmaz abi normal olarak yaşasaydı, yaratmaya başladığı sempati büyük bir güce dönüşebilecekti. Ben bunu sezmeye başlamıştım. Yavaş yavaş bize yaklaşmalar oluyordu. İşte dergi okuyanların şeyi artmaya başladı. Paris'te tartışma toplantılarına bizi çağırıyorlardı. Konuşmacı olarak genellikle ben gidiyordum. İşte böyle çeşitli konularda tartışmalar falan. Ve yeni yeni insanlar yavaş yavaş. Ama mesela DİSK Paris'te bir gece düzenledi. DİSK gecesi diyelim. Tıklım tıklım dolu 2500 kişilik bir salon. Yılmaz Güney'i konuşmacı olarak çağırdılar. DİSK o sırada TKP'nin yönetimi altında. İdeolojik olarak. Buna rağmen TKP yönetiminde, o zaman TKP'si Sovyetçi bir şeyde Yılmaz Güney tamamıyla anti-Sovyet konuşmacı olarak çağırmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Ve Yılmaz abi orada bütün kitleyi en coşkun alkış Yılmaz Güney'e etti. Sonra Fransız Komünist Partisi tamamıyla revizyonist, işte bildiğiniz Sovyet çizgisi bile değil. Ero komünizm denilen akıma kapılmış. O hareket Yılmaz Güney'i bilmem ne bölgesindeki bir toplantısına konuşmacı olarak çağırıyor. Yılmaz abi oraya sağlığı nedeniyle gidemedi ama bir metin yazıp gönderiyor ve büyük alkış alıyor. Avrupa Konseyi o sırada Türkiye'yi yeniden konseye almak için bir toplantısı vardı konseyin. Yılmaz Güney'in, zaten Yılmaz Güney'in önerisiyle biz Paris'te Avrupa'nın bütün büyük merkezlerinden Paris'e doğru bir yürüyüş, bunu Yılmaz abinin önerisi üzerine organize etmiştik. O fikir tamamıyla ona ait. İşte bir komite oluşturduk. Ondan sonra bu komitenin şeyiyle bütün Berlin'den, yok işte Brüksel'den, şuradan, buradan, çeşitli kanallardan yürüyüşlerle Strasbourg'da buluşacağız. Biz de Paris'ten yürüyerek gittik. Ve o yürüyüşün sonunda Yılmaz Güney Avrupa Konseyi'ne çıkıp hükümet, faşist hükümet hakkında aleyhine son derece keskin ve Avrupa Konseyi'nin kendisini de yerden yere çalan, o konuşmalar bu kitapta var, bir şey yaptı, konuşma yaptı. Son derece etkili bir eylemdi ve Fransız gazeteleri, televizyonları bu eylemi vermek zorunda kaldılar. Küçük küçük Türkiye'li gruplar böyle bir şey yapsalar hiçbir yerde şey okunmazdı. Eylem yine olurdu ama yani böyle sinek vızıltısı gibi olurdu. Yılmaz Güney'in adı karışınca işe, Avrupa'da da fark etmiyor, büyük bir olay haline geliyor. Demek istediğim bu. Yani eğer dervişler bunun değerini anlayabilseler, bir de böyle rekabetçi bir şey olmasalar işte ya ben ya hiç gibi çok farklı şeyler o zaman da olabilir. Şimdi biraz önce konuşmanda şunu belirttim. Siyasal görüşleri itibariyle değerlendirmeleri vardı. Ve kimi noktalarda da dönemin devrimci grupların ilerisinde talihleri ve görüşleri vardı. Buna bir iki örnek verebilir misin? Tabii. Şimdi arkadaşlar o sırada yaşı tutanlar var ya da tutmayanlar da bilirler. Dünya sosyalist hareketi tam bir bölünmüş biçimde. Dünyanın üçte biri sözü bana sosyalist kabul ediliyordu. Rusya, Doğu bloku onun etrafında. Arnavutluk ayrı bir merkez olmuştu. Çin ayrı bir merkez. Küba, o da ayrı bir merkez olarak kabul edilebilir. Bunlar bölünmesi koşullarında bütün ülkelerdeki sosyalist hareketler de tamamıyla bölünmüştü. Bunlardan kaynaklanarak esas olarak. Ve baktığımız zaman işte Türkiye'de Sovyetçi olanlar, TKP, TİSİP vesaire, ondan sonra Çinci olanlar, Katı Mao'cular, işte Kaypak Kayıcılar, onlar da kendi içinde 3'e 5'e bilmem neye bölünmüş. Ondan sonra Arnold sonradan Mao'yu, Üç Dünya Teorisi'ni eleştiren bir şey başladı, bizim de içinde olduğumuz bir akım. Bunlar da genel olarak Enver Hoca'ya, o zamanki Arnavutluğa doğru yöneldiler.
Ve böylece karma karışık bir ortamda sosyalist hareket tam olarak bölünmüş ve birbiriyle çatışmalara girmiş durumdaydı. Yılmaz Güney bildiğimiz gibi anti-Sovyet denilen, yani o revizyonist akıma karşı, Sovyetler Birliği'ndeki bürokratik diktatörlüğe karşı akımın içindeydi. Ama ne Çinciydi ne de Arnavutlukçu. Bütün bunlardan kendisini mesafeli tutarak, fakat devrimci, Marksist bir temelde yepyeni bir oluşum oluşturmak istiyordu. Ne kadar haklı olduğu daha sonra ortaya çıktı. Bugün o zaman Mao'nun çizgisini savunanlar ne durumda bir bakalım arkadaşlar. Çeşitli şeylere bölünmüşler. Habire de daha bölünmeye devam edecekler. Ne yazık ki bu böyle. Çünkü Türkiye devrimci hareketinde bir bölünme hastalığı olur. Tam bir bölünme hastalığı. Son şeyine kadar, yani sonunda en son tek tek bireyler kalana kadar bölünmeler devam ediyor. Bütün hareketler için bu böyle. Yılmaz Güney bunu ta o zaman tespit edip tamamıyla Türkiye'nin koşullarından kaynaklanan Marksist bir temelde, fakat özgün, yani şucu bucu olmayan, Marksist olan, devrimci olan bir parti oluşturmayı hedefliyor. Ama tabii bunu biz o zamanki, dedim ya, biz Mayıs'çılar olarak çıktık. İşte bir dergi yayınlıyoruz, küçük bir çevremiz var. Bununla olamayacağını Yılmaz Güney çok iyi biliyordu. Diyordu ki biz ancak bu çemberi kırarak, bütün devrimci gruplardan insanları Marksist temellerle bir araya getirerek böyle bir partiyi yaratabiliriz. Mesela o sırada Paris'te Servet Tanil'di. Strasbourg'da profesörlük yapıyordu. O da Sovyet çizgisinde birisiydi. Yılmaz abinin Servet Tanil ile çok yakın ilişkisi vardı. Beraber evine gittik o Strasbourg'daki eylemden sonra. Dedi Bekir, gel dedi, şey diyor, Servet Hoca'ya gideceğiz. Ondan sonra ben şaşırdım. Servet Tanil Sovyetçi olarak biliniyor. Yılmaz abi gitti. Bir görseniz nasıl bir kucaklaşma. İnanamazsınız. Sarılmalar, şeyler. Ondan sonra işte Türkiye'deki durum, Türkiye'deki duruma karşı nasıl mücadele edilebilir? Sırf bunlar konuşuldu. Yani adamın perspektifi, bakış açısı bizler gibi insanlarla karşılaştırılabilecek gibi değildi. Çok genişti bu. Şimdi zamanımız zamanımız daralıyor. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Böyle merak ettiğim bir şey bu. Yılmaz Güney kanser hastası olduğunu biliyor muydu ve bu hastalığın onu ölüme götüreceğini, yani öleceğinin bilincinde miydi? Şimdi arkadaşlar, Yılmaz abi bilinç çekimi sırasında, yani bu Ekim 82 Ekim ve Ocak diyelim. Ocak 83 arasında filmin çekimi, dublaj, montajı yapıldı. O sıralarda Yılmaz abi bir panter gibiydi. Muazzam bir enerji. Ben diyordum kendi kendime, ya adam birine öfkelense, bir tane koysa 3 tane takla attırır. Öyle bir şey vardı yani. Sonra filmin çekimi bitti. Yılmaz abi filmde böyle çok yakından katkı vermiş olan insanlarla, 60 kişi kadardı kadınla erkekli, bir restoranda bir yemek düzenledi. Ben de oradaydım. Yılmaz abi orada arkadaşlar dedi, yemeğin sonunda söyledi buna. Bir süredir sizinle herhalde görüşemeyeceğiz dedi. Ben dedi bir ameliyat geçirmek zorundayım. Önemli değil dedi. Midemde benim öteden beri bir ülser var. Küçük bir herhalde ülser ameliyatı olacak. Ama en kısa zamanda işte kendime geleceğim ve çok her şey çok daha iyi olacak vesaire. Böyle bir konuşma yaptı. Çok kısa. Biz de bunu tabii ki normal karşıladık. Yılmaz abi ameliyattan sonra gördüm ben. O sırada Türkiye'deki hapishanelerdeki faşist uygulamaları protesto etmek için biz açlık grevi yapıyorduk. Bir kiliseyi ayarlamıştık. Ben de açlık grevi dedim o sırada. Ondan sonra açlık grevindeki arkadaşlar daha sonraki bir aşamada Yılmaz Güney'in derneğe gelmesini ve bir basın toplantısı yapmasını düşündüler. Bana dediler, Bekir sen ayarlayabilir misin? Tabii dedim. Yılmaz abi o ameliyattan dolayı falan uzun zamandır görmüyordum zaten. Haber saldım. Ondan sonra
Yılmaz abi benimle görüştü. Tabii dedi, hemen geliyorum dedi. Ondan sonra geldi. Zayıflamıştı. Ameliyattan sonra bayağı böyle zayıf bir hali vardı. Daha bir süre sonra da saçlar dökülmeye başladı. Zayıflık giderek arttı. Bana bir kere böyle sadece ikimiziz saçlarını şöyle yaptı. Bekir ya saçlarım dökülüyor dedi. Ben dedim abi yıllardır benimki de dökülüyor. Ama benim saçlarım dökülüyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Bir gün yine böyle bir kahvedeyiz. Üçüncü bir kişi gelecek, buluşacağız. Sohbet ediyoruz. Peki sağlık durumu nasıl? Var mı dedi bir şeylerin falan. Abi dedi bende yıllardır bir ülser var. Sizdeki gibi. Peki dikkat et. Ülser zamanla kansere dönüşüyormuş. Dedi. Ben yine bir şey anlamadım. Ondan sonra bir gün o Güney Pincik bürosunda yakın arkadaşlar hepsine bir soru cevap biçiminde şeyler vermişti. Onları topladı falan işte böyle bir toplantı yaptık. Ondan sonra orada kısa bir konuşma yaptı. Arkadaşlar dedi sağda solda benim resmimi basıp işte zayıfladım ya kilo verdim ya kanser olduğumu şey yapıyorlar. Söylüyorlar. Sakın bunlara inanmayın. Ben kanser manser değilim. Eğer zaten kanser olsam bunu bilsem hemen Türkiye'ye gönderdim. Türkiye'de ölürüm. Dedi. Ondan sonra arkadaşlar toplantı bitince çıkabilirsiniz dedi. Bana dedi sen kal. Ben kaldım. İkimiz şöyle pencerenin kenarında oturuyoruz. Pek böyle şeyler yapmaz. Elini omzuma koydu. Bekir dedi. Biraz önce doktordan geldim. Ben kansermişim dedi. Yapma abi dedim. Nasıl olur? Neredeymiş falan? Midedeymiş dedi. Ondan sonra böyle bir çok şey bir hal geldi üzerine. Yapacak o kadar çok şeylerimiz var ki yaşayacağız. Mutlaka yaşayacağız ve bunların hepsini yapacağız dedi. Ve hiç öyle görmedim onu. Şuradan sanki iki damla yaş süzüldü gözlerinden. Ondan sonra bu olaydan aşağı yukarı bir ay kadar geçiyor, pardon. Bir hafta 10 gün kadar geçti. Bir gün yine Güney Film'e geldi. Ben o sıralarda her gün Güney Film'e gidiyordum. Orada bir şey vardı. Küçük kitaplık çalışmak için. Ondan sonra Bekir dedi şimdi doktordan geldim. Hepsi temizlenmiş. Sıkı bir kontrolden geçirdiler. Hiçbir yerde en küçük emare kalmamış dedi bana. Ben de vaa falan sarıldık marıldık. Sonra artık bunlar son aylar arkadaşlar yani. Diyelim ki Eylül'de öldü. Bu olay Temmuz'da falan oluyor. Şurada söylediğim konuşma. Zayıflaması falan devam ediyor. O sırada zaten bana daha iyi çalışabileceğimi düşünmüş. Evde de geniş benim kütüphane var. Sen dedi evde gel çalış yazıları yazmak için falan. Ben her gün Yılmaz abinin evine gidiyordum. Dolayısıyla onu her gün yakından görüyordum. Böyle elime devam ediyor. Bir gün spor kıyafetleri de şey yaptı işte. Ya dedi iyi ki dedi şey yaptım. Biraz dedi spor yaptım kendime geldim falan. Yakında dedi Yunanistan'a gidiyorum. Yunanistan'a gitme hazırlıkları yapılıyordu. Hatta bana birkaç tane şey sipariş verdi. Git şunları alıver benim için falan diye. Ondan sonra seyahate çıkmadan önce gel bir kontrol edelim seni diyorlar. Gidiyor kontrole. Bu Ağustos'un sonu gibi artık. Ondan sonra diyorlar sen hiçbir yere gidemezsin. Eve de gidemezsin. Hastanede kalacaksın. Her tarafa yayılmış. Yılmaz abi tahminim benim başlardan itibaren hastalığını aşağı yukarı keşfetmişti. Vücudundaki değişiklikleri görerek. Çünkü çok zeki bir insan. Böyle saftirik biri olmadığı için onların hepsini o gözlemlemiştir. Bir de Fatoş'tan falan habersiz, aileden habersiz doktora gidip kendisini kontrol ettirmiş. O zaman Fatoş mesela bu olayı bahsetmiyor. Geldi, bende bir kanser varmış. Bana söylediği şey. Fakat daha sonra zaten Fatoş da şey zannediyor.
Fatoş biliyormuş, doktor Fatoş'a söylemiş, Yılmaz'ın haberi yokmuş. Yılmaz'dan da o hep gizlemiş diye çeşitli evet. toplantılarda bu şekilde anlatıyor Fatoş Güney. O da doğru değil bence. Yılmaz abi belli bir tarihten itibaren hastalığını kesin olarak biliyor. Ve dolayısıyla kaçırılmaz sonra. Hı? Yani ha, tabii. Ölümü ne derece şey yapıyordu onu bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü muazzam bir mücadele hırsı vardı. Kafasında çok proje vardı. Mesela o son aylarında, haftalarında, günlerinde bile masasının üzerinde senaryo çalışmaları, ondan sonra siyasal yazılar, hepsi vardı yani ve benimle de her gün şey tartışıyordum. Hastanede ziyarete gidiyordum. Her gün bana dedi ki saat 2'den sonra dedi gel yarım saat kadar seninle şey yapalım. Son günlerde ben hastaneye gidiyordum işte. Hastanede yarım saat demişlerdi ama doktorlar genelde biraz daha kısa kesmeye çalışıyorlardı. Yoruluyor diye. Çok zayıftı. Hiç durmadan son saniyesine kadar Türkiye'deki politik koşulları, ne yapılabilir, ne oluyor, ne bitiyor bunları şey yapıyordu. O sırada tam PKK Eruf'ta baskın yapmıştı. Her gün ben ona gazeteleri falan başkaları da gazeteler dergi getiriyordum. O hepsini okuyordu. O hasta durumunda. Her şeyden haberdardı. Ve Türkiye'deki durumun neye gittiğini durmadan tartışıyordu. Yani inanılmaz bir insandı ya. Bunlar gerçekten sözlerle anlatılamayacak bir cinsten. Yılmaz Güney basit bir sinemacı. Çok yaratıcı, çok üstün bir sinemacı değildi arkadaşlar. Oydu ama ondan daha öte Yılmaz Güney müthiş bir halk adamıydı. Halktan gelen, halka inanan, devrime yürekten bağlıydı. Ben Yılmaz abi kadar devrime inançlı çok az insan görüyorum. Ben 68 kuşağından geliyorum arkadaşlar. Deniz Gezmiş'te Mamak'ta yattım. Ama hiçbir zaman Tiyaş Koç olmadım da hapishane koşullarında beraberdim. Dolayısıyla ben Mahir Çayan'la mesela 40 dakika yüz yüze uzun tartışmalar yapmış birisiyim. Bunu övmek için falan söylemiyorum ama şunu belirtmek için sadece siyasal geçmişim oldukça eski ve çok değişik insan tiplerini tanıdım. Yılmaz Güney benim tanıdığım bütün bu insanlar arasında emsalsiz bir yerde duruyor. Diyelim nokta koyalım. Çünkü bize ayrılan süre bitti. Salonu salondan ayrılmamız gerekiyor. Son olarak bir duru yapayım arkadaşlar. Muzaffer biraz önce anlattığımız Yılmaz Güney ile Paris'te 2 yıl kitabını Salon 7 732A dönüşüm yayınları sitesinde saat 2.30'da imzalayacak. İsteyen arkadaşlar kitabını alabilirler. Katıldığınız için teşekkürler. Yılmaz Güney hakkında son 2 yılını birlikte geçirmiş Muzaffer'den iyi bilgiler aldık. Daha fazlası kitapta var. Kitabını aldık. Evet arkadaşlar kitapta Yılmaz abinin bilgi edinebilirsiniz. Bir sürü bildirisi var, yazısı var, konuşması var. Tabi burada kısa süre içinde ben lisanı münasip bir şekilde anlatmaya çalıştım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Dönüşüm yayınları. Salon 7, 732A. Çok teşekkür ederim. Tamam.